Bugün sizlerle birlikte Clans of Clans iyilesine bakacağız arkadaşlar. Clans of Clans iyilesini çoğu kişi yapmayı bilmiyor ama aslında kolay bir şey. Ama biraz riskli. Çünkü telefonu bozabilir ama biz bozmamasına bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Clans of Clans 2 tane oluyor bunda. Evet, gördüğünüz gibi buradaki Clans of Clans iyiliği değil arkadaşlar. Ama buradaki iyiliği Apak'tayı yazan. Bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu yüklediğim gibi böyle bir para miktarı geliyor. Tam 1 trilyon ve elmas da o kadar geliyor arkadaşlar. Kara iksir de o kadar geliyor arkadaşlar. Ama ben onda biraz geliştirmeler yaptığım için biraz param eksilmiş olabilir. Ama bu bana bir etki yapmıyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi burada da aynısı var. Ama burada çok gelişim yapmadım ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10. seviye alanım var. 15. seviye okçu. Taktika avcı uçağı, ağır silahı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. 2 tane Clans of Clans oluyor arkadaşlar. Ve bunda da kalmıyor. Diğerinde normal Minecraft, hani Minecraft dedim pardon arkadaşlar. Clans of Clans oluyor arkadaşlar diğerinde de. Ama bunda gördüğünüz gibi iyileli arkadaşlar. Onda normal. Gördüğünüz gibi madencilerim var. Duvarlar 5. seviyeye yükseltmeyi unutmuşum. 11. seviye olanlar var. 12. seviye olanlar var. Paramın içi arkadaşlar bitmiyor. Ya bitebilir ama yani her tarafı doldurduktan sonra bitebilir. Yani saldırıların bütün hepsinden korundum arkadaşlar. Ve size hep aynı elmasları veriyor arkadaşlar. Elmasınız bu yüzden hiç bitmiyor. Hep aynı yerlerden elmas veriyor. Gördüğünüz gibi. Mesela şimdi savaşalım. Buraya saldırmak çok kolay. Yani alması çok kolay. Hatta bir tane Pekka bile atarız ama ben madenci atayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de tahtemi buralardan almıştım. Yine aynısını veriyor. Yani böyle elmasınız sınırsız oluyor. Paranız da sınırsız oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cehennem kulesi falan var. Burada bayraklarımız var. Bir tane bayrak alalım buradan mesela. Şuraya koyalım. Bütün bayrakları diyeceğim ve arkadaşlar bizim bayrağımız olan Türk bayrağı. Ve bugün 10 Kasım olduğu için Atatürk'ü anmamız gerekiyor arkadaşlar. Atatürk'ün bugün ölüm yılı vefatı. O yüzden arkadaşlar. Buradan istediğiniz her şeyi yükseltebiliyorsunuz. Yani yükseltemeyeceğiniz şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dinamit doldu. Teslamızı gördüğünüz gibi var. Bu oyunun en güçlü olan ben bildiğim Pekka'dır. Yani Pekka'lar her şeyi normalde tek alıyor. Madenciler daha iyi değil ama yine de daha güzel arkadaşlar.
Mesela burada pek heykelimiz var arkadaşlar. Ve burada 5 tane yazıyorum. Burada 4 tane var. Çünkü birden veriyor. O yüzden arkadaşlar. İlk sayımız var. Beşinci seviye top. Taktik avcı uçağı ağır silahı ikinci seviyeye yükseltebiliyoruz. Daha fazla yükseltemiyoruz. Yoksa bir şey olmuyor ama çok iyi bir silahdır arkadaşlar. Yani çoğu güzel bir şey. Gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi hepsini alabiliyorum. Burada madencileri daha iyi seviyorum çünkü duvarların altından geçebiliyorlar. Petkalar geçemiyor. Ama petkalar da tekte duvara alıyorlar arkadaşlar. O yüzden. Ne oluyor burada? Evet, gördüğünüz gibi bunları satın çok fena para geliyor ama ondan daha az para geliyor. Mesela şu 5000 altın 50 taş. Satmam mı? Gördüğünüz gibi klanıma hiçbiri katılmadı. Şu anda katılmıyorlar da. Ben onlara söylüyorum. Hiç katılmıyorlar nedense. Sanıyorlar benim yanında görünmediği olmadığı için göremiyorlar. Ama benim bir profilime baksalar katılacaklar arkadaşlar bu yerime. Baksalar %100 katılacaklarını biliyorum. Burada işler yolunda gitmiyor. Burada fazla bakmıyorum buraya. Bunu yükseltmek için daha bunları kurmam lazım. Zamanla harcamam lazım. Boş ver, onları zaman harcayacağıma gerek yok arkadaşlar. Meşaz da gel gel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Clans of Clans'ta iğne yapması biraz zor arkadaşlar. Yani bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün gibi sanarsınız, bazıları öyle der. Ama aslında yani bir saatlik iş desem yalan olur. 15 dakikalık iş arkadaşlar. İşe de yapmıştım. Çok kolay bir şey aslında. Aşırı kolay. Apaktayı'dan girebiliyorsunuz. İnternetten onu yükleyebiliyorsunuz. Bazıları yüklenmediğini söyler. Ama yalandır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben parasız indirdim. Şimdi başkalarına saldıracağım. Dolu, evet. Benim iyileri yüklediğim için iyili adamlara saldırabiliyorum. Daha güzel oluyor. Klanlardan sadece normal adamlara saldırabiliyoruz. Burayı aslında ben alırım da uğraşmayacağım. Çünkü alanları birinci. Burayı almam ben. Uğraşmam da yani. Kısalım biraz sesini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı da almam. Çok zor. Arkadaşlar bir de bu bazenleri kendisine atıyor arkadaşlar. Atmamasını ayarlardan etkinleştirebilirsiniz. Şimdi ayarlara ben girmek zorunda kalmayayım. Girmeyeyim boşu boşuna şimdi boş. Sonra ben yaparım bir daha yine video çektiğimde. Burada daha yeni başlıyor. 10 lirası var daha. Burasını alamam arkadaşlar. Burasını almam. Burasını alırım arkadaşlar. Burasını fena alırım arkadaşlar. Önce bir iskeletlerimizi gönderelim. İskeletorlarımızı. Atlama büyüsü de vereyim bunlara. Çünkü atlayıp geçsinler belediye binasını.
Tekkaları da salayım nasıl olsa. Çok adamımız var. Gördüğünüz gibi çoğu şeyi tekte alıyorlar. Mesela tek kişi bulsun hemen. Gördüğünüz gibi tekte aldı. Pekkalar son seviye olduğu için. Gördüğünüz gibi madenciler de geliyor. Daha hızlı gidiyorlar sanki. Yok. Güzel gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi duvarlar kaldı. Atlama büyüsü koyduğum için. Gördüğünüz gibi aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi madenci dolmuş arkadaşlar burası. Burada pek de verelim bunlara. Biraz büyücü. Bunlardan da basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı yüklenim şekilleri de var. Bütün adamların bütün son seviye ve bütün adamları veriyor arkadaşlar. Ama onda ben kendi emeğimle yapmak için bunu yükledim arkadaşlar. Yoksa emeksiz bir şey yapılmaz yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları sıra seç bazen oluyor. Bazen de olmuyor arkadaşlar. Yükseltirdim o zaman. Yanlara sadece duvar koydum. Aslında gelip alamazlar. Neden? Çünkü sadece bu yeter onlara. Belediye binasını koruyan sadece bu. Bu olmasa gelilebilir mi arkadaşlar? Bir buraya savunmadan büyücü kulesi koyacağım. Şuraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10. seviye büyücü kulesi. Büyücü kulesi 10. seviye olduğu için çok güçlü bir büyücü oluyor. Yani ne desem 100 tane büyücü şekli gibi oluyor arkadaşlar. O yüzden bakın yine aynı şekilleri veriyor arkadaşlar. Bak böyle bazenlere hata da veriyor diyor. Dediğim gibi şeylerden. Ayarlardan ona bakıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben 80. bölümdeyim. Bunu aslında almam bir gün mene sürdü arkadaşlar. Aslında yani arkadaşlar kura. Ben bunların hepsini yükseltebilirim ama yani zamanım yok arkadaşlar. Yani 10 dakikada burayı böyle hale getirdim. Neden? Çünkü burada her şey alabiliyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi aldığınız için yani hem korumalı olabiliyorsunuz hem de daha güçlü oluyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu mayını buraya koyalım arkadaşlar. Buraya da koyalım. Buraya da koyalım arkadaşlar. Buraya koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belediye binası son olduğu için her şeyden alabiliyorum arkadaşlar. Aslında yani oyunda daha kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi bunları almayacağım. Zaten bende var bir tane. Bu kalkanlardan istediğimi alabiliyorum ama adamlara yapmak istemiyorum. Yani adamlar bana saldırsın. Alamayacaklarını bildiğim için. Yani o yüzden istedikleri kadar saldırsınlar. Şunu bir böyle son seviye yapacağım birini. Bakalım nasıl olacak, ben çok merak ediyorum. Şekli nasıl acaba arkadaşlar? Aynı. Oo, fena değişiyor. 5. seviye, bunlar da 1. seviye arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi buradan buna fırlatacak, buradan bu bunlar. Gördüğünüz gibi
Yani çok güvenlikte, çok korumalı bir şey istiyorsanız Clans of Clans'ta böyle bir iyiliği oluyor arkadaşlar. Bazıları iyiliği olmadığını söyler internette oyunların. Ama gördüğünüz gibi iyiliği de olabiliyormuş arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Clans of Clans'ta nasıl iyiliği olduğunu gördüğünüz, yani iyiliği olunca nasıl bir şekil aldığını gördünüz arkadaşlar. Siz de iyiliği kurduysanız oraya girip ayarlara girmeyi unutmayın arkadaşlar. Clans of Clans uygulamasını bulup oradan düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bir daha hiç çıkmaz arkadaşlar. Buradan temizliğe de basayım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.